Kocaeli abi burası. Evet. Herkes otobüste yolculuk yani. Eden ve bir bitmediniz diyeceğimiz cinsten yobaz, bağnaz, faşist ne kadar olumsuz ifade varsa yani. Bünyesinde barındıran bir teyze. Evet. Buna teyze dediğin zaman zaten kimyası bozulur. Yani ama teyze. Sen nerelisin diye soruyor. Türk olduğunu öğrenince burası Türkiye diyor. Peçeni de al git. Burada böyle yaşayamazsın diyor. Ama güzel karşı bir argüman geliştirmişler. Aslan parçaları artık var. Tabii. Yani artık var. Artık bundan sonra öyle al peçeni git Arabistan'a okumak isteyen Arabistan'a gitsin okumak. Müslümansan çöle git. Müslümansan öl. Ben yaşayayım. Bunlara alışacaksınız diyoruz. Alışamıyorlar. Ben de bunlara alışamıyorum. Otobüste şortlu kadına tekme attı diye kıyamet koptu. Bir hafta boyunca. Çarşaf. Paranoyik şizofren bir vakaydı. Yani cezai ehliyeti olmayan bir akıl hastasıydı bunu yapan. Ez cümle yapılanı kesinlikle tasvip ettiğimizden değil. Sadece ortadaki vaka bu idi. Evet. Toplumda bir şekilde tedavi olmak zorunda kalan bir teşhisi taşıyan biriydi bu. Bunlar için tek bir kelam gördün mü? Yok. Çarşaf çarşaf yazanlar, tabii. Özgürlüğümüze dokunuyorsunuz diyenlerin. Burada sadece o yolculuğu yapan hanımefendiye aşağılıkça, alçakça hakaret eden bu yaratık için tek cümle yazdıklarını duydun mu? Yazamazlar. Yazılmaz zaten. O şortlu kadına otobüste tekme attığı için gözaltına alındıktan sonra yasalar gereği mecburen serbest bırakılan o şizofrenik vaka... Öldürün diyorlardı. Yaygara kopartıldıktan yazlar. Sonra yine gözaltına alınmıştı. Hatta tekmeyle kafasını kırın diyorlardı bu cumhuriyetçi arkadaşlarımız. Aynen öyle. Bu çok aşırı sevgi, çağdaş medayı. Sevgi pıtırcığı, demokrasi aşığı olanlar. Tabii. Neyse bu teyze bak bir şey söyleyeyim. Yasalar çerçevesinde gözaltına alındıktan ve gerekli işlem yapıldıktan evet. Sonra serbest bırakılmış. Umarım ders olmuştur. Umarım haddini İnşallah. Bilir. Çünkü kişiye ne bilirsin demişler, haddimi bilirim. Evet. Demiş.